Öyle bir haber bu. Bu siyaset var ya gerçekten yani bizim yapabileceğimiz, normal insanların yapabileceği bir olay değil. Kesinlikle değil. Siz gündüz çıkıyorsunuz, ağzınıza geleni tonla söylüyorsunuz, hakaret ediyorsunuz, tehdit ediyorsunuz. Akşam da o hakaret ettiğiniz kişilerden birini görüp diyorsunuz ki ya bunu biz siyasetten söylüyoruz. Fazla üstünüze gitmiyoruz değil mi? Ötekisi de yok yok efendim filan diyor. İşte size büyük tiyatro. Ne ülke ocaklarını ne de Milliyetçi Hareket Partisi'ni çiğnetmem, hayır çiğnerim diyenler varsa inanmış bir ülkücü olarak alayından birden heyecanla beklerim. Provokatör CHP Genel Başkanı'nın mahkeme kapılarında esip gürlemesi yüzsüzlüktür. Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Yok yok efendim. Özgür Özal, sana diyorum. İddialarını aynen şahsın gibi çürüktür. Üzülme bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin sıcak başlığı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sabah ayrı, akşam ayrı konuşması oldu. Önce CHP lideri Özel'e çürük dedi. Ardından üzülme bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor diyerek yasama yılının açıldığı gün meclis bir tiyatro oyunundan mı ibaret sorusunu sordurdu. Bu üslup Devlet Bey'e bir siyasi parti genel başkanına yakışan bir üslup değildir. Kayda geçsin ki belki de Devlet Bey siyaset hayatının en büyük ayıplarından birini yapmıştır. Özel kendisine yönelik Bahçeli'nin sert ithamlarını böyle değerlendirdi. Ana muhalefetin lideri tüm eleştirilerine rağmen genel kurulda Bahçeli'nin elini sıktığını söyledi. Bana ilişkin yaptığı tehditler hız gelir, hırız gider. Ben yine de makamına saygıdan, yaşına hürmeten kendisine gittim, elini sıktım. Ancak birkaç saat içinde söylemleri değişen sadece Bahçeli olmadı. Özel'in Bahçeli'ye eleştirilerinin daha dumanı tüterken bu kez meclis resepsiyonunda Bahçeli ile kameralar karşısında poz verdi Özel. Aralarındaki sohbet sabah siyaset, sert ithamlar, eleştiriler, akşamsa dost meclisi havasındaydı. Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Yok yok efendim. Üzülme bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği var. Celal Bey gibi dostlarımız, duygularımız önemli olan herkes doğru bildiğini söylüyor. Saygı da sevgide eksiklik göstermemek. Özel önce eleştirip sonra hürmet ederim sözlerine de açıklık getirdi. Devlet Bey'in bugünkü ifadeleri ağırdı. Ben de gerekli cevabı verdim. Doğrusu budur. Bir adım geri atmam ama nezaketi de elden bırakmayız. Şimdi size bir soru. Bu hareketler ana muhalefet lideri, yıldızı parlayan ana muhalefet liderinin hakkında bir not kaybına neden olur mu? Veya bir imaj kaybı, güven kaybına neden olur mu? Şurada şimdi geliyorum. Bay Özgür tam bir hayal kırıklığısın demiş Hatice Hanım mesela. Sayın Özal dedi, istifa et CHP'den diyenler de var. Ben istifa demiyorum buna da. Ama bakın şöyle eleştirebilirim herhalde. Kameralara ayrı oynuyorlar. Kameralara ayrı oynuyorlar. Yüz yüze geldiklerinde neydi o? Can sarması, kuzu sarması mıydı? Neydi o? Öyle bir şey bir can ciğer kuzu sarması oluyorlar. Yani böyle bir duruşları var bizim siyasetçilerin. Hepsi için söylüyorum. Ha, buna trollik murallik de demeyin. Ya sen normalleşme istemiyor musun? Veya gerginlik mi istiyorsun? Hayır. Bana saygısızlık gösterene ben gerçekten ha elini uzatırsa meclis çatısı altında mesela milletvekili olsam tamam sıkarım ama elini ardından da derim ki yanlış konuşuyorsunuz, saygısızca konuşuyorsunuz. Bir daha lütfen bu saygısızlığı yapmayın. Meclis çatısı altında, şeyin altında, bu çatının altında elinizi sıkarım. Ama onun dışında yaptığınız düzgün bir hareket değil. Ayrı, kameraya ayrı konuşuyor, insanlara ayrı konuşuyor. Biz kime güveneceğiz ya? Biz kandırılıyoruz tabii ki. Ekran başında onu diyorsunuz. Herkes kandırıyor. Ya Allah aşkına bir düzgün siyasetçi arıyorum ya. Ve siyaseten söylüyorum bunu. Devlet Bey siyaseten söylüyorsunuz ama gitti bak bugün bir kişi kadınlara saldırdı. Yarın hedef gösterdiniz gazetecilere saldıracak. Ne yapacaksınız? Siyaseten mi söyledim diyeceksiniz o zaman. Sizin metninizi kim hazırlıyorsa yanlış cümlelerle hazırlıyor. Onu da söyleyeyim. Herhalde İzzet Ulvi Yönter hazırlıyorlar. Ben hazırlıyormuş. Öyle bir bilgi geldi.